Evet, Soğuk Savaş. Aha, Boğaç'a bak. Yeni bir bölümüyle herkese merhaba. Yine çok özel konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, hoş bulduk. Bu kadar yani karizmatik. Aa, Kavak Yelleri Deniz. Yine çok özel konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değil mi? Bu kadar yani karizmatik yakışıklı insanı ağırlamalı mıyız bilmiyorum. Bence ya, ağırlamayın çünkü abi yani iyi kötü bir çekiciliğimiz var. O da biraz daha bir Yağız Kurt ananı sikim harbi benziyor lan Yağız'a. Özellikle şu anda durdurmam çok iyi oldu mesela. Ha siktir. Böyle biraz daha yani, fazla itici olmamak için çaba sarf edeceğiz. Hiç fena olmayan şimdi şaka. Şimdi sonra da normal duran halleri benzemiyor. Gülen halleri benziyor. Söyleme şimdi söyleme dur. Şöyle söyleyeyim. Cengiz Kurdu oğlum. Ya valla şakalarımız var ama dediğim gibi yani iyi kötü yıllardır hepimiz şaka yapıyoruz diyorsun. Şakalar yapıyoruz ama içeride şunu söyledim bizimkileri beyler. Eğer bunlara biz sadece kendi aramızda gülüyorsak daha yedik. Yo öyle oluyor abi. Kendin bitledin lan. Bu abinin alnı çok büyük gibi geldi. Saçını yukarı kaldırdığı için de olabilir. Onu inceliyorum son 30 saniyedir. Ya biz insanlarda böyle bir misyon oluşturduk ama. Bir, şişmanlar komiktir algısını yıktık. Öyle bir şeyimiz oldu. İki, ya gerçekten kötü şakanın bir yeri var. Bence hayatta var yani. Birazdan göreceksiniz. Orası da burası. Abi biz ilkokulda şeyle başlamadık mı hayata zaten yani? Şişe desene. Falan. Ne desene? Sen şişe. Ben plak var. Alın yapısı nordik bu abinin. Ha, öyle bir yapı var. Tamam. Efendim? Videonun sesi senin sesini çok bastırıyor. Konuşmuyorum ki ben zaten video oynarken. Ara ara konuşuyorsun böyle. Yo. İyi midir chat? Konuşuyor muyum ben video oynarken chat? Evet. Gerçekten mi? Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Öncelikle merhaba. Ne haber lan? İyi yayınlar diliyorum. Defoyu gel. Valla iyi. Sen teşekkür ederim. Değerli chat. Yayın mayın takılmacasyon. Vay yayın mı açtın? Vay. He. Sanki bilmiyormuşsun gibi burada. Bize niye haber vermedin açarken? Abi biz yeni gördük harbi. Köpürür. Ne oluyor? Aç kolları dayım aç. Belingol. Belingol! Beyler kendinize gelin. Burası tımarhane değil mi? Yanlış mı geldik? Bugün Feodal oynayacağız. Okey misiniz? Bu haber beni çok heyecanlandırdı. Okey misin yani? Vallahi bu akşam Klein'layım ya. Görüm. Ankara Klein mı? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Videodayım ben birazcık daha. 9-9.30 gibi falan oynarız olur mu? Tamam yan monitörden FIFA gel. Ya siktir git abi. Söyleyemiyorum. Diş ekimim çıkar. Bir su alıp geleyim be. Ha? Hadi görüşürüz. Ömer'in var mı reklam yapılacak bir şey? Deni Steam'de arkadaşlar Steam'de Feodal Friends yayında AFK bıraksanız izleyici artık. Deni Özüstün. Bu arada yoklama yapıyorum yayında. 11 kişi şu anda. Bakalım kaç kişi girecek. Haydi bakalım ilk girene benden Elinirak Steam Key. Oh. Geldim. Haka. Karma dedi. Şişe desene var. Bilmez misiniz onu? Ne şişe o? Desene mesela. Ha gitti var Ayşe. Böyle biz böyle büyümedik mi? Güzel bir bölüm olacak. Büyümedik ya biz böyle. Ne oldu şu an? Bu arada Soğuk Savaş'ın bu bölümünün sponsoru sevgili Omo. Onda Omo etkilemedi. Tarafı koyun. Lan o zaman. Şakalara geçelim. Yo öyle büyüdük. Tamam ben öyle büyümedim. Tamam mı? Kaybedersin. Abi tekrar hoş geldin.
gerçekten çok karizmatik bir sarı abi. Yani muhteşem. Acaba şakaların üstünü mü örtmeye çalışıyoruz diye şu an. Ben de muhteşem dedim sana, saçmalama. O kadar da değil falan ya. Doğru ama gerçekten. Yok yok, evet, biraz fazla. Hani belli bir erkek övme sınırı vardır ya. Bence rahatsız de edici olabilir. Ezbere yapmaya çalışacağım ama yine de açık olsun önümde. Oyunculuk var. Neden? Galiba birazcık daha. Şu müzik çok iyi değil mi sence de? Olur abi. Bilmiyorum, bilemedim. İyi bence. Sofya var mı ya? Artık kalmadı abi. Kalmadı, arka sokaklar mi? Hariç hiçbir artık şey yok. Biraz... Şu an müzik ses çok yüksek değil mi? Biraz da paranızı hak edin. Bir erkeğin yaşayabileceği en büyük hazzı yaşatan en eşsiz deneyim nedir? Nedir? Bekarlığa veda. Bu kadar mı ya? Abi oğlum şöyle. Eşsiz ya, eş. Anlatayım mı ya? Çok güzeldi. Hayır ben... Ha. Şimdi anladım. Yine komik değil. Kendi arkadaşlarım için söylüyorum. Hah, onu diyecektim. 3 ay önce evlendim. 3 ay oldu mu ya? Belki... Olmadı 3 ay, çok özür dilerim. Olmuş gibi. Olmuş gibi. Sıra erkek buluştuk, rakı içtik. Yani daha güzel bir bekarlığa veda. Eşsiz deneyim işte abi. Eşsiz bir deneyim oldu, evet. Yani hayatımda bir kadına ihtiyacım olduğunu anladım o gecede. Evet. Nuri Bilge Ceylan son filminin senaryosunu nereye yazmıştır? Nereye yazmıştı? Kuru otlar üstüne. Bilmiyorum, herhalde filmin adı bu. Güzel. Biraz da sanat diyelim. Güzel. Yıllar önce yayınlanan dört arkadaşın birbirini sırayla sevdiği, çok sevdiği yerli dizimizin ismi nedir? Tanıdık. Nedir abi? Kayak Yerleri. Sevdiği derken... Birbirimizi sırayla çok sevdik. Anladım. Birbirimizden vazgeçemedik. Abi bir de yani YouTube'da izliyorum, buradakiler baya kahkaha atıyor. Şu an içten içe gülüyorlar. Atsanıza kahkaha. Ha? Şirketlerin çok şık bir şekilde... Çok gerildim. İlla halka açılmasa ne denir? Ne denir? Halka ters. Güzel. Değil. Bu halk benim. Güzel. Değil. Erkan Baş güzel bir kız gördüğü zaman ne der? Ne der? Tipe bak. Abi gülüyor işte. Hep buna güldüm, evet. Hep bana çatıyor bu. Yaptığı zeytinyağlılarla kadınları baştan çıkaran ünlümüz. Yaptığı zeytinyağlılarla isimlerden gidersek kaygan bir ünlü. Bu arada doğru galiba. Yani düşününce. Kaygandır ya. Sırma. Akıyor. Sırma. Nedir? Tahrik Mengüç. Tahrik Mengüç. Dünya şampiyonu Amerikalı boksörün henüz kariyerinin başındayken antrenör tarafından. Ne güzel lan çocuğun sesi. Değil mi? Dünya şampiyonu Amerikalı boksörün henüz kariyerinin başındayken antrenör tarafından sarf edilen söz nedir? Nedir? Mike Tyson. Çok dramatik bir örnek. Evet, güzel abi, çok iyi bu arada. Ya işte iyi oyuncu çok bize dezavantaj oluyor. Valla. Aralıklı oruç, keto diyeti ve günlük spor ile neyi başardım? Neyi? Mutsuz olmayı. Gördüğünüz mutsuz gibi başka bir şey başaramadım. İbrahim Kendirci'nin travma yaşamasına sebep olmuş, artık psikoloğu bile söylese asla dinlemeyeceği öğüt nedir? Nedir? İçinden geleni söyle kalırsa. Yedikçe şaşırtan kahvaltılık hangisidir? Yedikçe şaşırtan kahvaltılık. Hangisidir abi? Vay çöreği. Vay çöreği. İğrenç bir şakayla. Niye böyle ya bu bölüm? Niye böyle oldu? Demiştim pis bir şaka.
10'dan fazla dizi, 6 sinema filmi, 10'dan fazla tiyatro oyunu, 20 sahne performansı olmasına rağmen hala popüler olamamış sanatçımız kimdir? Kimdir? Ben, Sertan Erkan. Bunu, bir sorum daha var hemen üstüne. Peki şu an yaptığım nedir? Nedir? PR çalışması. Ama çok güzelmiş. Bir dönem yayınlanan gençlik dizisiyle gönlümüze taht kuran oyuncumuz kimdir? Dağhan Külegeç. Bravo, evet. Ben güldüm ama ben bildiğim için onu güldürdüm. Ben gitmiyorum. Evet. Ya bu arada Aslı Enver diyecektim de çok belli oluyor. Dinini en abartılı yaşayan şehir hangisidir? Hangisidir? İslamabad. Çok iyi. Güzel. Evet, evet, çok iyiydi bu arada. Şimdi abi ben de üzerinde çok çalıştığım bir şakayı yapacağım. Yaklaşık 2-3 senedir bu proje üzerinde çalışıyorum. Bakalım değmiş mi? Kaloriferlerle ilgili fikrim nasıl değişti? Nasıl değişti? Gittikçe ısınmaya başladım. Tuz Gölü'nde manasızca ve gereksizce dans eden ekibe ne ad verilir? Tuzda dans. Ne ad verilir? Salt in of the dance. Benim şakam daha komikti. Benim şakam daha komikti. Böyle omuzla getirilmiş şaka, böyle itile itile. Bu arada bunu tutsaydı söylemeyecektim ama tutmadığı için. Evet öyleydi abi, tamam sus. Örsan Kunter diye bir arkadaşımın şakası. Tutsaydı söyle. Aşkın Nur Yengi'nin Çinli müzik hocası olan sevgilisine yazdığı şarkı nedir? Çinli müzik hocası, evet. Ve sevgilisi. Evet, bilmiyorum. Ben yazmadım çok şaka. Çok komplike bir şaka oldu. Evet, evet. Gelir abi. Senseyim benim deli dolu sevgilim. Güzelmiş. Dizi sektörüyle alakanız var mı? Keşke olsa ya. Nasıl girebiliriz bence abi? Bence yakında olabilir. Hadi inşallah. Öyle bir soru gelecek. Tamam. Türk dizi sektörünün en önemli 3 eksiği nedir? Nedir? İbrahim Kendirci, Özgün Karaman, Sertan Erkaç. Vay, güzel. 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 Ben de ilk şakadan sonra bir dahası biraz olmadı ya. Yaptığım şakaları siliyorum bir daha, yapmayayım diye. Başak boşluğundan abi bu kusura bakma. Benim de eşim, güzel. Eşim Başak Burcu. Bir de güldürme skalasına göre dizmişim yani böyle. Bu şu an nereye doğru gidiyor bu skala? Bayağı iyi gidiyorum. Yani dur bakayım. Yani daha gülerek. En sondaki süper. Ha öyle. Sonuna mesela kadar izleyin. Nasıl? Çok iyi. YouTube, bir de abone ol. Ne diyorduk? Abone olmayı abi unutmayın. Ben Allah geçen bir kanal gördüm. Allah rızası için abone olun diyordu. Yani o. Büyülü kediye ne denir? Ne denir? Aduket. Şeyi düzeltin yani. Valla şuradan bir detay alın. Benim sakalar çok iyi ya. Acayip gülüyorlar ha. Valla millet izleyecek şimdi. Alzheimer olmanın en kötü yanı nedir? Nedir? Alzheimer olmanın en kötü yanı nedir? Düşmanlarını ustalıkla ve sanatla alt eden balığa ne denir? Ne denir? Zeki Müren. Bence güzelmiş. Ben bunu dışarıda ben çok seviyorum. Ben böyle şeyler, böyle şakalar çok seviyorum. Sivasspor deplasmanı ile OMO'nun ortak özelliği nedir? Nedir? Gücünü soğuktan alıyor olması. Öyle miymiş? Bahsetsene biraz. Abi şimdi şöyle, soğuk yıkamalar. Yıkama diye bir şey var. Ben şu an soğuk yıkamış. OMO Active Fresh Cold Power sıvı deterjanlar düşük sıcak. Fast food hangisidir? Hangisi? Güfte ekmek. Gülüyor abi. Gülüyorum ya. 4 oldum ben ha. Ben sayıyorum kendiminkini. Say, ciddi misin? 4 mü 5 mi kaç? Sayın. Ben sayıyorum abi. Aha, helal olsun. Ben alacağım buradan hediyemi. Ciddi mi? Ben sayıyorum. Klor kokan ünlümüz kimdir? Klor kokan. Fedon. Kimdir? Ya çok daha iyiymiş ya. Valla. Evet. Havuz, tamam, havuz dur, Bingöl. Onu sen yapıyor gibi yapalım. Yok şey ya, bu bence gayet güzel. Onu sen yapalım. Havuz Bingöl komikmiş bu arada. Bağlarım. Yok ya, bunun şeyi var bence ya. Senden daha komiğin gelmesi bence bir puandır ya. Değil mi? Abi 6, 2 puan. Havuza da girmiyor. Havuza da giriyordur ya. Girer ya. Girmez. Girer ya.
Doğru ama Fedon denize düşüyor. O evet. İlk atlamıyor denize. Ama yani. Evet. Bir de Fedon'un şey var, hız motoru var. Fedon yazıyor, sayı da 10. Güzel. Çok güzel. Yani. Valla soğuk şaka Fedon için iyi bir yer yani. Evet, çağırmalı evet. Bence yani. Fedon'u bekliyoruz efendim. Gelmez abi yani. Çok soğuk. Gelmez değil mi? Kışın görünmüyor. Evet. Yazın ortaya çıkan şey Fedon. Bir anda beliren. Şu an buluyorum. Çok iyi. Serdar Ortaç ve parmak arası terliğin ortak özelliği nedir? Nedir? İkisi de yazın beliriyor ve bir anda kopuyor. Çok güzelmiş. Güzel şaka, değil mi? Çok güzelmiş. Tadı çok kötü olduğu için bizden özür dileyen tahılımız hangisidir? Hangisidir? Yolu af. Keşke ver. Çok kötü bugün. Sevdin abi bir şaka. Bunlar çok kötü gel. Olmuş. Coğrafyayla aran nasıl? Çok iyi. İyidir bu arada. Yapma, tamam. Tamam, bence süper. Şu an duymamız gerekiyor bu şakayı. Ya yulaftan kötü, daha kötü olamaz abi. Tamam o zaman şey. Bu şaka gerçekten 6. sınıfta aklıma geldi. 6. sınıfta İngilizce eğitim işte öğrenmeye başladık. İngilizce dersler almaya başladık. O da aklıma geldi. Çok komik olduğunu düşünüyordum. Ve şu anda tekrar aklıma geldi. O yüzden yapmak istiyorum. Yıllar sonra çok iyi. Evet. Kurşun kalemini ödünç vermeyen Karadenizli arkadaşa ne denir? Ne denir? Pencil. Bence bak 6. sınıf zekası öyle iyi. Çok iyi. Yok bence abi şakanın hikayesini hazırladı. Çok iyiydi evet. Abi ama şöyle düşün ya 30 yıldır falan bekliyorum bu anı. Çok güzeldi. Bir yere çıkayım da yapayım şakayı falan diye. Acaba benim mizam da 6. sınıfta mı kaldı onu düşünüyorum. Çok iyi çünkü. Basıp gidebilirsin. Marksist düşünce akımını en hızlı şekilde halkına ileten Kübalı devlet lideri kimdir? Kimdir? Fidel Castro. Ama iyiydi bu. Ver mi? Evet evet ben beğendim bu. Teşekkür ederim. Dışarıda yapabilir miyiz? Tabii ki. Sadece Türkiye'nin en popüler sanatçılarının çıkabildiği, her baba yiğidin adım atamadığı performans alanının adı nedir? Nedir? Harbi ya. Açık hava tiyatrosu. Çok güzel. İbrahim sağ ol Can kardeşim sağ ol. Sağ ol. Efe yanında başka video izliyor. Vallahi ben de sizle birlikte bunu izliyorum. Merak ettim daha nereye gidebilir diye. Çünkü ilk şakalar güzel şakalar erken yapılıyor. Sonra sonuna doğru iyice boka sarıyor. Merak ettim yani. Tatlıses orta dünyada yaşadığı karşılıksız hisleri hangi şarkıda anlatır? Hangi şarkı? Bir gollumu çok sevdim. Olayı hissediyorum. Şimdi kaç ben kaç puan aldım? Abi şöyle. Tamam buradan sonrası da gerek yok.